وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bizim sahabenin, Allah Resulü'nün ashabının tezkiyesinde ele aldığımız şöyle bir ölçü var. Umuman tezkiye edildiler. Umuman derken umumi lafızlarla, mesela Muhammedun Resulullahi vellezine ma'ahu, Allah'ın Resulü Muhammed'le beraber, yani Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar. Şimdi bunu size Türkçe aktardığımda Muhammed'le beraber olanlar kimler? Bizi mi kastediyor? Kim? Sahabeyi kastediyor. Bu ayetler Fetih Suresi'nde, açın bakın. İlk ifadede Muhammedun Resulullahi vellezine ma'a, aynı ifade biçimiyle gelen velakinir resulu vellezine amenu ma'a cahedu bi envalihim bi enfusihim, fakat resul ve onunla beraber olan inananlar mallarıyla canlarıyla cihat ettiler. Onunla beraber olup inananlar diyor. Mallarıyla, canlarıyla cihad edenler. Birinci. İkinci bir lafızda ise yine aynı. يَوْمَ لَا يُخْذِ اللّٰهُ النَّب۪يَّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَا. Nebi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde onların önlerinden, sağlarından amellerinin nurları aydınlatıp gider diyor. Burada kimi kastediyor? Allah Resulü ile beraber olup iman edenler. Farklı yerdeki ayetlerdendir. Ve burada يُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ. Bu başka bir surede, hani o inananlar var ya, Resul'e ve Ümmi Nebi'ye inananlar. Bir fitne daha buradan şöyle çektiler. Bunu da Zeki Bayraktar diye birisi. Resul'le Nebi'yi ayırıp biz Resul'e itaat ederiz, Nebi'ye değil, bu ayrım yaptı. Burada kastedilen Nebi Resul de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. İkisine birden tabi olanlar. Ayırt etmeden. Şimdi burada Muhammed Allah'ın Resulüdür ve onunla beraber iman edenler. Bu imam, bu am umumi bir ifade biçimidir. Şimdi tezkiye kısmına gideceğiz. Burada. Bu umumi bir tezkiye. İsim yok. Sahabe kelimesini de kullanmıyor. Ama onunla beraber olanları kastediyor. İlk sıfatları Eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum. Aralarında çok merhametliler. Ama kafirlere karşı şiddetlidirler. Bu bir senadır, övmedir onlara. İkincisi, terahum rukka'an succeden, onları namaz kılarken görürsün. Kıyamda, yani rükuda ve secdededir diyor. Arkasından يَبْتَغُنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا, Allah'tan devamlı lütuf ve rıza isterler.
Allah'tan devamlı lütuf ve rızasını isterler. Simahum, onların alametleri, nişanları, fi vucuhihim, yüzlerindeki min eteris sucud, yani yüzlerindeki secde alameti diyor. Bir de çok ibadet edenler olarak bu şekilde. İkincisi, ذَٰلِكَ مَثَلُونَ فِي التَّوْرَاتِ, bu onların Tevrat'taki misalleridir diyor. Kimin? Sahabenin. İsa aleyhisselam ile veya Musa aleyhisselam ile Tevrat'la Kur'an'ın arasındaki zamanı takdir etsek 5000'den 1400'ü çıkar, 3600 sene eder. Arkasından diyor ki وَمَثَلُمْ فِي الْاِنْجِيلِ, İncil'de de onların misalle vasıfları şöyle: كَذَرْعَيْنْ اَخْرَجَ شَتْعَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَدَ فَاسْتَوَ عَلَى سُوْقِ يُعْجِبِ الزُّرَّعِ لِيَغِيدَ بِهُمُ الْكُفَّارِ. Onlar filizini yarıp çıkmış, gittikçe büyüyen, gövdesi kalınlaşan nebat gibidir. Bunları çoğaltıyor, üretiyor, güçlendiriyor. Kafirler gayzından gebersin diye. Şimdi bu insanlar Kur'an'da tezkiye edilen insanlar. Umumen. Okuyanlar bilecek, usulde cerh ve tadil dediğimiz ilimde bu tezkiye, bu şahitlik, hangi şahitlik daha üstündür dedik ya, bu Allah'ın şahitliği. İsim de kimse ismen bu bunlardan müstesnadır diyemez. Ta ki sahabe olmadığı tespit edilen birisi varsa onun hakkında, bu da Allah'ın tezkiye ettiği bunların tezkiyesiyle biliriz, bir cerhiyle biliriz. Burada hadis ilmine dönük bir kısmı yakalamamız gerekiyor. Bir olay karşısında Kur'an'ın şahitlik müessesesini ele alışı, hasreten ceza hukukunda hadlerde kısas şahitle mi kullanılır? Zina, kocası kendi gözüyle görse bile eşini zina ile itham edemiyor. 4 şahit ister. 4 şahit olmadan bu hükmü infaz edemiyorsun. Birçok cezayı böyle, ama hükmü belli olan bir mesele diyelim ki, birisi tuttu birisini hırsız olarak aldı geldi. Bu benim malımı çaldı dedi. Ne yaparız? Şahit isteriz. Çünkü benim malımı çaldı diyen müddeyi iddia edendir. Onun sözü geçerliliği kabul etmez. Ama şimdi kadının beyanı asıldır diyor ha. Dünyada batıl olarak hiçbir hukukta bu yoktur. Hiç kimsenin iddiası şahit olmadan asıl kabul edilemez. İşte siyaset öne alınmış. Burada. Biz şahit isteriz. Şahitler geldiğinde deyin bakalım durum nedir diye sorar mıyız? Yapacağımız başka bir iş var mı? Var mı? Onun şahitlerin adaleti, şahadetlerinin kabulü için şartlar var. Onları kim tezkiye etmiş? Deriz ya bazen. Kerameti kendinden menkul şeyhler var deriz. Kendi kerametini kendisi anlatıyor. Adalet sahibi olduğu başkaları, adil kimseler tarafından ispat edilmediği an şahitliğini kabul etmeyiz. Biz
Kur'an'ı, sünneti Allah'ın tezkiye ettiği kimselerin şehadetiyle anlıyor. Ha, bu umumi tezkiyenin içinden bir kişiyi müstesna tutamazlar. Bunu Türkiye'deki Caferilerin lideri olan Selahattin Öztürk mü o da? Zeynep Hatun Camii'nde ki bir münakaşamızda o zaman yanımda şu an Katarlı Abdurrahman dediğimiz arkadaş var. Başladı şimdi. Bu iftira. Git bak raftaki Kur'an'a diyor benim Kur'an'ıma. Aynen senin elindeki gibi diyor. Şimdi nasıl bize çelme takabiliyorlar? Ve bu gibi sözlerle biz önce sahabenin adil olduğuna inanıyoruz. Ebu Hureyre'ye birisi, onun rabilerinden, kader hakkında soru sordum diyor. Şimdi sahabeye bakın. Bana Fetih suresinin bu sonundaki ayetler sana yeter dedi. Nasıl alaka kurdunuz? Daha yaratılmadan önce tezkiye edilen insanlar. Aralarında merhametli, kafirlere karşı şiddetli, devamlı namaz kılan kimseler, yüzlerinde secde alameti olan kimselerdir. Tevrat'taki vasıfları bu, İncil'deki vasıfları da ekilmiş bir ekin. Bir tane tohum ekiyorsun, onlarca sümbül, bir sümbül çıkıyor. 20, 30, 40, 50 tane tane, onu eksen aynen çoğalıyor. Bu kafirlerin gayzını artırıyor. İmam Malik'ten gelen bazı alimlerden gelen sözde bu ayette sebep Şialar, Rafiziler kafirdir diyor. Çünkü sahabeye kalbinde zerre kadar gayz olan kişi bu hükmü alır diyor. Ve bu sıfatta sadece o insanlarda vardır. Onun için sahabe umumi tezkiyelerle anıldığında biz umuman tezkiyeyi alıyoruz. Hususan tezkiyeyi daha sonra anlayacaksınız. Diyor ki فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّيَ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. Ve görünüyor, az önce bu ayetin bir kısmını okudum. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye ve ümmi Nebi'ye uyanlar var ya, işte o onlara iyiliği emreder, Resul. Ve kötülükten men eder. Bunu burada durduğumuzda bu ayette kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir topluluksunuz diyor. Nasıl bu hayra nail olmuşlar? Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil munkar ve tu'minûne billâhe. Marufu emreder, münkerden alıkor. Ve Allah'a inanırsınız diyor. Görüldüğü gibi sahabe marufu emretmede, münkerden alıkoymada ilk nitelendirilen kimseler, yani bu ümmetin önderleridirler. Resul de zaten o öğretti bunlara bunu. Ve arkasından وَلَاكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ
cahadu bi envalihim ve enfusihim ve ulaike lehumul hayrat. Ve ulaike humul muflihun. E'addallahu lehum cennetin tecri min tahtiha'l enharu halidine fiha. Zalike fevzul azim. Resul, onunla beraber inananlar mallarıyla, canlarıyla cihat ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır. Hangi hayır? Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz, topluluksunuz diyor. Marufu emreder, münkerden alıkorsunuz. Ve onlara diyor, hazırlanmış verilecek nimetleri bahsediyor. Dünyadayken mi verilecekler? Altından ırmaklar akan cennetler oralarda, orada mı? Oralarda mı? Bu gösteriyor ki bu da genel sahabenin tezkiyesi. Yani Allah'ın umuman onları tezkiye ettiğini gösteriyor. Evet, yine başka bir ayette Tevrat'la İncil'i zikrederek اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Demek okulumuz. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِسَ Aynen. Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları. Resulü de yazılı buldular. Ve ona inanan insanları da yazılı buldular. Şimdi sahabe dediğimizde neden bundan başladık dersek, bir, sahabeye ilk taan etme Ali radıyallahu anh'ın karşısına çıkan haricilerdir. İkincisi Şialardır. Üçüncüsü Mu'teziledir. En pisi diyebileceğimiz, şimdi bakın, çıkıyor birisi kürsüde, Ebu Hureyre'nin Yahudi olduğunu söylüyor. Müslüman olduğunu düşünmeden. Bir zaman bunların baba ağalarından sayılırdı o zaman. Hikmet Seyveli ile bir sohbetimizde bu Subhanallah işaret yayınlarında aslen Avusturyalı Yahudi olan Subhanallah Hayır, onu demiyorum. Şu Portekiz'de ölen Yahudi vardı ya. Değil. Muhammed Ebureyye'nin hocası Golzer hocam. Hayır, değil. Bu ya, bu da Yahudi, siz bunun mealini kullanıyorsunuz, işaret yayınlarının bastırdığı. Abdullah İbni Selam da Yahudiydi. Hem sen Kanadalı bir Yahudinin yazdığı namaz kitabını delil göstermiyor musun? Ebu Hureyre'ye bunu kendisine hakaret etmeyeceğiz. Ama kendisi de Allah'tan korkmayan pisliğin birisi. Bir insan bu iftirayı nasıl yapar? Ebu Hureyre'yi kimin şahadetiyle bu denli cari ediyorsun? İki kaynağı var. Birisi Şeyhul Mudira dedikleri bir Şia'nın yazdığı kitap. Bunu Arapça'ya aktarıp gündeme taşıyan Mahmud Ebu Reyye var. Mısır Fatihlerindendir. Başka itham edeceği bir şey yoktur. Kendisi istifade edilsin şekliyle Golzer'in kitabını ilk tercüme edendir ki Yahudidir ve müsteşriklerden birisidir.
buraya kadar olan mevzumuz sahabenin umuman tezkiyesi ve bunun dışındaki kalan kayıtlar, yazılar ancak yazı şekliyle aktarılabilecek, risale şeklinde okunup istifade edilebilecek bir nitelik taşır. Bundan sonraki gelen mevzu ise sahabenin bütün insanlığa şahitler kılınmasıdır. Allah'ın şahitliği ve bunların da insanlar üzerine şahit kılınmalarıdır. Bu da sohbetin ikinci kısmı ve bölümüdür. Subhanekallahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.